Noterde bulunduğu sırada gözaltına alınan şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı. Tutuklama gerekçesi henüz bilinmiyor fakat Odabaşı'nın 12 Eylül'de biz solculara uygulanan acımasız kıyım bugün Fethullah Gülen cemaatiyle bir biçimde ilişkilendirilen on binlere ve KHK'lilere uygulanıyor çıkışı dikkat çekmişti. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzalanan suçluların iadesi anlaşması ile ilgili AK Parti'ye Covid-19 aşısının Uygur Türklerinin iadesi için şart koşulup koşulmadığını sordu. Cumhurbaşkanının avukatı Ahmet Özel'in dosyaya vekalet sunmadan vekalet ücreti alması haberine erişim engeli getirildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, söylediklerimizi verilen bu erişim kararıyla doğruluyorsunuz. Yapılan düpedüz basın sansürüdür ve halkın haber alma özgürlüğünü engellemektir dedi. Akademisyen Aylin Sözer'i öldürdüğünü itiraf eden Kemal Ayyıldız tutuklandı. Bu arada Sözer'in akrabaları sosyal medyada iki isim arasında bir ilişki olmadığını, zanlının durumunu kolaylaştırmak için bunu uydurduğunu paylaştı. Senin Adın Korona Olsun isimli kitabında insanlığın salgın maceralarını anlatan gazeteci yazar Umurtalı, Kronos Haber'den Eylem Yılmaz'a verdiği röportajda tedbirler tamam ama bu tedbirlerden yararlanarak yasakçılığın, dayatmacılığın başka niyetlere gitmesine karşı bir baraj lazım dedi. Meslek odalarının açtığı dava sonucu Melih Gökçek döneminin çevre düzeni planı iptal edildi. Plan başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı olmak üzere Anka Park, ODTÜ yolu, teleferik gibi tartışmalı projelere de kaynaklık ediyordu. 5 milyon yolcu garantisi verilen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı 2020 yılında 727 bin yolcuda kaldı. Yolcu garantisi nedeniyle Cengiz Kolin Limak ortaklığına 7,5 milyon dolar ödenecek. Müebbet hapisle cezalandırılan Harbiyeli Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, "Sonuç ölüm olur ya da yine cezaevi olur. Artık gerçekten gözümü kararttım. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yeter ki evlatlarım özgür olsun." dedi.